Geçmiş olsun. Şomberi rahatsızlanmış. Benim arabayı emretmişsin hocam. Hayrola? Kiremit yerine bir tarafını mı kırdı ha? Yok yok. Kendisi gayet sağlıklı da nasıl söylesem hormonları biraz coşmuş durumda. Yahu telefonda Kilyos'a gidilecek falan demiştin. Yani eğer kendisi yürüyemeyecek durumda falansa hani atalım arabanın arkasına dedeyi ambulanca hızıyla acil servise ha? Hastaneden ziyade Killos'a gitmemiz gerekiyor Bebeto kardeş. Şonlius da çok miktarda kedi kuyruğu otu yediği için biraz rahatsız. Killos'a gidip köpek bıyığı otu toplayıp panzehir hazırlamam lazım. Panzehir mi? Zehirlendi mi yani? Yapma hocam. Biz Kilyos'a gidip panzehir yapana kadar kaldırırlar onu Karacaahmet'e. Er kişi niyetine. O anlamda panzehir değil Bebeto kardeş. Yani bu kedi kuyruğu otu dediğimiz bünyeyi çiftleşmeye hazır dağ aslanı kimliğine büründüren uzak doğu kökenli bir bitkidir. Yani değil yemek, koklamak bile erkek bünye üzerinde 40 kavanoz padişah macunu etkisi yapar. Yani bir nevi doğal Viagra ha? Tamam da kardeş, bu Şonli dede yani bir hayli yaşlı bir zat, 90'ına varmış. Hani bu yaştan sonra aganigi, naganigi olur mu yani? Kedi kuyruğu otu kudret ve bereketin enerji kaynağıdır Bebeto kardeş. Yani Çin'in nüfusu durduk yerde 3 milyar olmadı herhalde. Yahu biz arabayı çektik kapının önüne ama kamyon çoktan devrilmiş. Dur dur. Artık bitki tedavisine son. Gerek yok. Ben iki yere telefon ederim. Dedemin derdine derman olur. Yalnız bu bize otel dahil 100 dolara mal olur. Hanım arkadaş panzehiri. Olmaz. Hocaya böyle kaba şeyler teklif edemeyiz. Kendisi zaten hatasından dolayı büyük bir utanç içinde. Nefsiyle mücadele edebilmek için sabahtan beri 48 parçalık porselen yemek takımını bitirmeye çalışıyor. Hocayı bu çirkin durumdan kurtarmamız için hemen Kilyos'a gidip köpek bıyığı otu bulmamız lazım. En son bir viyadüğün dibinde görmüştüm. Umarım buluruz. Gelen kimmiş Baturay? Sakın hiçbir refikayı içeri alma Baturay. Çok fenayım, çok fena. İçimdeki çağlayan durmak bilmiyor. Zihnim de azgın boğalar dolaşıyor. Siz hiç merak etmeyin hocam. Arkadaşla hemen çıkıyoruz. Akşama kadar köpek bıyığı otunu bulup o boğa sürülerini ahıra sokacağız. Dönüşte paraya uğrayabilir misin Baturay? Eskiden orada Madame Matilda diye bir hanım vardı. Rainbow 52 diye bir kulüp işletirdi. Yanında da güzel kızlar çalışırdı. Biz Kilyos'tan önce doğrudan otele kaçalım vallahi. Şonli dedeye baksana. Maşallah Matilda, Tatiana, Natasha, Eva, Herzigova mütevazi haremini kurmuş vallahi. Aman hocam neler diyorsunuz? Yani Matilda çoktan ölmüştür. Hem pera mı kaldı? Kalmamıştır değil mi Baturay? Kalmadı hocam. Kalmamıştır değil mi Baturay? Ah! Ah! Ben ne halt ettim? Ben ne halt ettim? Uf! Dur aşağı hanımcığım. Aman! Tekime kullanarak yaptığınız şakayı iltifat olarak kabul ediyorum Şahane Bey. Oh, Dürahşan Hanımcığım. Şu kahverengi saçlarla, bu şıkır şıkır kıyafetlerle, o boynunuzda incilerle, gül kurusu rujunuzla, adeta şarkıların sizi söylediği huysuz ve tatlı kadın olup çıkmışsınız. Güzel küçük. İronik bir sürprizim daha var Şorlu Bey. Lotus çiçeği kokusu. Siz hep bana lotus çiçeğim şeklinde hitap ettiğiniz için sıktım bu parfümü. Evet. Bir randevumuz vardı. Beni içeri almayacak mısınız? Ah, çok isterdim Drahşan Hanımcığım. Ama bugün hiç müsait değilim. Çünkü içeride görmek istemediğiniz manzaralar var. Çamaşır yıkadım da salonun her tarafını astım. Herhalde böyle bir rezaleti görmek istemezsiniz. Aman efendim hangi yüzyılda yaşıyoruz? Ben öyle bulaşıklı çamaşırda gibi bekar hayatının tatlı cilveleri olan öğelerden utanacak bir insan değil mi? Drahşan Hanımcığım. Utanma duygumu ben tamamen geçirdim. Evet. İzah etmekte güçlük çekiyorum. Özel durumumdan dolayı bir süre görüşmüşsük.
Ama efendim, bana bir izah borçlusunuz. Ben bu randevuya sadık kalabilmek için bir sürü dernek toplantımı ve bir takım ikili temaslarımı iptal ettim. Temas. Temas demeyin bana. Sizin için de benim için de iyi olmaz. Temas demeyin. Gidin, bir kaza çıkmadan gidin durar. Öyleyse gidiyorum Şahane Bey. Fakat bilin ki bu davranışınız beni yaraladı. Aramızdaki ilişkiyi şeffaf ve bedeni temeller üzerine oturtmaya çalıştıkça siz bu manasız ve gizemli tavrınızı sürdürüyorsunuz. Yoksa hasta mısınız? Hastayım anam. Sana hastayım. Erkek hastalıkları. Erkek hastalıkları mı? Ben tıp literatüründe böyle bir şey duymadım doğrusu. Duymak da istemezsiniz herhalde Durak. Bu davranışınıza bir anlam veremiyorum. Sizi kınıyorum Şönlü Bey. Kusura bakma Bebeto kardeş. Yani bütün kilosu didik didik dolaştık. Ama bir tutam köpek bıyığı otu bulamadık. Yani sana da bir depo benzin yaktırmış olduk boşu boşuna. Benzin önemli değil hocam. Zaten bizimki bir kaçak LPG ile çalışıyor. Hiç önemli değil. De senin bu ottan başka bir yerde yetişmiyor mu yani? Köpek otundan he? Yani bak Bursa'da Bursa. Adapazarı'da Adapazarı. Anında teker dönsün ha? Adapazarı'na falan gidemeyiz Bebeto kardeş. Çok riskli. Şonlu Hoca o kadar uzun süre yalnız kalamaz. Fünyesi çekilmiş bir bomba gibi. Her an patlayabilir. Ak dalgalı beyler beyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçti Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık ileriye dedik oldan. Türk atlarının geçtiği yoldan. Oo, dedenin beyinde şimşekler çakmaya başlamış bile. Ama ben dedim bir otele götürelim dedim. Bak icadı olmayınca direktman beyne vurdu işte. Sus be. Hocam. Hocam iyi misiniz? Zihnimi meşgul etmeye çalışıyorum Batural. Ezbere bildiğim şeyleri tekrarlarsam o malum konuyla yoğunlaşmıyorum. Bir gün yeniden dolu dizgin atlarımızla 7 kat arşa yükseldik o hızla. Bulabildin mi köpek bıyığı otunu? Maalesef bulamadık hocam. Yani bütün kilosu didik didik ettik yok. Seninle birlikte en son gördüğümüz yere de 20 sitelik bir inşaat kondurmuşlar. Şimdi de Pokemon'ları sayıyorum. Pikachu, Metapod, Magneton, Kabuto, Morobak. Peradaki Pokemon'u unutma dede. Matilda'yı da say. Matilda'yı da. Matilda'yı mı? Şimdi başkentleri sayıyorum. Hollanda, Amsterdam, Çin, Pekin, Tayland, Bangkok, Moğolistan, Ulaanbaatar. Hocam artık uyusanız diyorum. Zihninizi bu şekilde yavrusunu kaybetmiş anne pelikan telaşıyla heba etmeyin. Uyumak ne mümkün Baturalp. Hem uyusam bile sabaha banyo yapmam gerekiyor. Oysa biz ninjalar suyu sevmeyiz. Romanya, Bükreş. Ama hocam sizi böyle görmek beni çok üzüyor. Gözlerinizi kapatıp koyun saymayı denediniz mi? Denedim Baturalp, onu da denedim. Bir koyun, iki koyun derken üçüncü koyunda körpe bir kız bikiniler giymiş karşıma dikiliyor. O etli dudakları. Hadi Asya kaplanım şimdi de beni. Kusura bakmayın hocam. Her şey sizin iyiliğiniz için. Çok özür dilerim. Çok.